Fener'den paylaşayım. Bak ne demiş Yıldırım. Günde 10-11 saat çalışıyorum, 40 kanaat geçiriyorum demiş. Ya. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi bitti. Fenerbahçe'de kötü bir döneme girdi. Dün Ludogorets takımı, yani ismini duymadığımız bir Bulgar takımı. Bulgar zannedersen bu Bulgar takımıyla oynadı ve 2-0 yenildi. Yani şu Fenerbahçe zaman zaman bu dönemleri yaşıyor. Böyle iyi giderken tökezlemeye bir anda başlıyor ve tökezleme devam ediyor. Trabzon maçından sonra herkesin gözü bu maçtaydı ve kazanmasını istiyordu Fenerbahçe taraftarı. Yenilgiler serisine mi bağladı diye bir arkadaşımla sabahleyin konuştuk. Fenerbahçe Ludogorets'i bu akşam evire çevire ne yapar diye yazılıyordu. Maç öncesi bunu eksen diyordu değil mi? Eksen diyordu değil mi? Çok konuşuldu bu sosyal medyada ama eksen yine patladı, onu söyleyeyim. Ve ardından eksene yönelik evire çevire diye şeyler başladı. Tweetler atıldı. Şimdi burada Fenerbahçe'nin hafta sonu Adana ile maçı var. Şimdi, Trabzon yenilgisi. Ardından Ludogorets yenilgisi dün. Neyse o Goret. Ve Adana'da hafta sonu oynayacağı maç. Adana'da çok iyi takım. Harika oynuyor yani. İyi harika demiyorum ama iyi oynuyor. Burada Adana deplasmanına gidecek ve ligin iddialı takımlarından biri. Şimdi burada yenilgi serisi devam eder mi yoksa kendini toparlar mı? İsmail Kartal için de önemli, başkan için de, Ali Koç için de önemli, Fenerbahçe'nin taraftarı için de önemli, Adana için de önemli. Adana'da maç, Adana'da ateşli bir taraftarı var. Üçüncü sırada değil mi Adana? Üçüncü sırada ve Fenerbahçe gibi bir takıma bilenmiş durumda yenmek isteyecek. Maçta Adana'da çok heyecanlı bir maç olacak. Şimdiden söyleyeyim. Abi ağzınızdan yel alsın yenilmez inşallah demiş Yıldırım Songurt. Yani top bu belli olmaz ki. Allah Allah ya Yıldırım ya. Fenerbahçe'sin diye. Fenerbahçe yenisi mi diyeyim? Ben de Fenerbahçeliyim ama iyi olan kazansın. Tabii Fenerbahçe'nin kazanması istiyorum ama iyi olan kazansın. Bugün. Evet. Günü bu şekilde 10 Kasım gününü bu şekilde tamamladık. Eksik bir şey kalmadı.